Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yine Soul Time'a geçeceğiz. Dragonborn DLC ile gelen yenilikleri keşfedeceğiz ama DLC'nin ana görevlerine de bir yandan başlamak istiyorum. Birkaç bölümdür Soul Time tarafındayız ama Dragonborn DLC görevlerine hiç başlamadık. Bu bölüm onlara da başlayalım yavaş yavaş. Önceki bölümde bir asa bulmuştuk. Getirip buraya atmıştık. Shidoki'nin asası mıydı? Shidoki'nin asasını bulmuştuk önceki bölümde sanırım. Şöyle bir bakalım. Figorat, pardon. Figorat'ın asasını bulmuştuk. Şimdi görevlere bir bakalım. Ölüm mührü define haritası. Tamam, bu neydi o? Postayım tarafındaki cevher adını getiremedim. Onunla ilgili olan bir görevdi. Normalde var olan bir görev. Buna da bakalım. Yetiştirebilirsek yaparız. İki tane parçasını bulacağız. Sadece şimdi Ejder Doğan görevleriyle devam edeceğiz. Gel abi, şimdi Sostime tarafına doğru bir gidelim. Şimdi Arkuryo gel abicim. Dragonborn DLC'si ile olan işlerimizi halledelim. Şu Mirak'ın tapınağına gireceğiz, öyle mi? Zaten önceki bölümlerde buralarda en azından ışınlanabileceğimiz birkaç lokasyonu açmıştık haritada gezinirken. Bir önce şeye bakmak istiyorum, pardon. Bu haritaya tekrar bir bakalım. Biri şurada, biri tam şu köşede. Biri muhtemelen o şurada, o zaman biri. Yanlış anlamadıysam. Biri de şuralarda bir yerde olacak. Tamam. Gel abi, şimdi şuraya bir ışınlan önce sen. Ben kimsin? Ben Skallı Freya. Burada halkımı korumak ve yetişemedim oraya. Onları neyden korumak istiyorsun? Emin değilim fakat bir şey Solstheim halkını kontrolü altına aldı. Evet, ben biliyorum kim olduğunu. Amanımız dediğine göre Mirak Solstheim'e dönmüş. Yolu bulduk sanki. Tamam, bir saniye. Dur. Mirak hakkında sen ne biliyorsun? Birçoğu gibi çöküşlerinden önce... Aha. Ne vuruyor? Ha. Şöyle git. Dur. Çıkalaşım türbü alırım abi. Bir yavaşlık var üstünde ama niyeyse onu çözemedim. Dur. Bunu şunu al. Bunu da al. Bunu da al. Bunlara gerek yok. Gel abi. Gel gel, şu Mirak görevlerini yapalım.
Where are you going? You would leave now, when we have yet to find what is at the heart of this. I cannot leave this unfinished. I must remain. Tamam. Are you ready to help me? We should not head further into the temple. Tamam. Bunları bir lootlayayım ben. Sen bakacaklarına bir bak. Buralarda neler var? İksirleri alırız abi. İksirler bize lazım oluyor çünkü. Şöyle abi. Başka. Burada bir altın kesesi gördüm. Hop. Burada bir şey yok. Şöyle abi. Burada bir oda var. Kitin zırhı. Bu zaten vardı diye hatırlıyorum. Onun için direkt şunları alacağım. Sadece The evil in this place must be rooted out. There are few if I cannot find a way to save them. Tamam. There is no hope. We have lived on Solstheim. We tried to serve the Allmaker. Tamam. To live in balance with nature. Hadi gidelim gel. Exploiting it as others would. We must find out. Gelmeye niyetin yok herhalde. Panik yok. Bir yavaşlık var benim karakterde ve onu çözemedim. Pardon. Hacım beni dürtüklemezseniz sevinirim. Şunu almam lazım. Kaldırırken de bir ağır hareket etmeye başladım. Niyeyse onu anlamadım. Ya da öyleydi, ben de farkında değilim. Mirak was trying to take power here and protect himself in process. Tamam, Mirak'ı halledeceğiz. Halledeceğiz de nasıl olacak onu bilmiyorum. Bakalım. O da boş. Şu, o da boş. Burada bir şey yok. Gel abi. Burada bir tuzak var, yalnız belirtmek isterim. Sensi okçu ilerlesem aslında çok rahat ilerlerim de. Sensi okçu da şu an tek el kılıç kalkan ilerliyorum biraz da level alabilmek için. Yani kullanmadığım perkleri kullanıyorum. Okçuluk da sinsilikte biliyorsunuz ki 100 olmuş vaziyette. Oo. Şunu al. Şunu al. Tamam. Panik yok. Tamam, panik yok. Başka? Burada aşağıdan büyücüler saldırdığına göre tarikat mensupları geldi. Tamam. Ettim bir amura. Dur. Tamam, dur. Hop. Hadi orada. O da tamam. Vur kafasına. Hop. Ağırlık yeteneğimiz arttı böylece. Bunları alalım. Bunları alalım. Orada bir meftun vardı sanki. Evet, meftun vardı. Bunlar kemik tozları. Şurada bir sarımsak mı var? Tüm tohumu var. Asayı da aldım. Yanlışlıkla bir şeyler aldım ama tam anlamadım. Hmm.
Zaten. Var mı herhangi bir yerde bir şey? Görüntüde yok gibi. Burada biri var. Dur dur. Kalkma. Kalkma kalkma dur. Kalkma dur. Burada da biri var. Ha, bu şeymiş ya. Çölüymüş. Ölü meftun. Oo lord. Bizim lordumuz. Tamam. Yok loda mı da? Yok loda. Kız çekil önünde. Aha. Bir iki tane daha var. Şöyle git. Önünde iki tane adam var. Sana vuruyor. Sen gelip direkt bana vuruyorsun. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Geç onu. Başka? Başka kimse yok mu? Orada oturan bir tane meftun var. Muhtemelen ayaklanacak. Bunda da bir şey var mı? Şöyle hemen kontrol edelim. Onu da alırız. Aha. Dremora. Ya şey de aldım bu arada. Bu ateş tuzunu alayım. Tuz yanı. Tuz yanı. Burada ne var? 9 altın 9 altındır abi. Bırakmayacaksın. Hop. Pardon hanımefendi. Oturabilirsiniz. Benim açımdan sıkıntı yok. Dursuzlar taşı ve 13 altını alırım abi. Köşü kazınmalı. Doğru söylüyor. Abu. Abi burada birden fazla tuzak var. Burayı açın. Ve birden fazla da ölüm lordu var. Hem devam ettirelim. Bu arada biraz yaycılık. Okçuluk geliştirelim diyeceğim de okçuluğumuz şu an 100. Devam. Devam abi, şu tuzaklardan endişe ediyorum yani, şunlar tuzaklar bizi öldürür çünkü. Tamam, güzel. Panik yok. Panik yok. Tek atışta alıyoruz artık bunları. Ölüm lordu biraz zorlar bizi. Okey. Başka var mı? Sanırım başka yok. İki yolumuz var. Biri aşağıdan gidiyor, biri buradan gidiyor. Önce buraya bakalım ama. Bunların üstünde bir şey var mı? Tuzaklar tetiklememeli. Bana mı diyorsun lan? Tamam. Gel abi. Hop. Burada bir kapı, burada bir sandığımız var. Sandıkta ne var abi? 8 altın ve 3 maymuncuk varmış. Güzel abi. Gerisine gerek yok. Burada ne var? Nihai efsun iksiri. Olur abi, onu da alırız. Yalnız bu yol nereye gidiyor? Aynı yola mı çıkıyor? Ha, aynı yola çıkıyor. Tamam. Gel abi. Tuzak var bak, benden söylemez. Bak, illa o tuzağa ben düşeceğim. Bu tuzaklara takılmamakta benden çok daha şanslısın. Bu kolun bıçakları kapatacağına dair hiç şüphem yok. Şimdilik burada bekleyeceğim. Oh, böyle iyi. Peki, ortadan gitsek sanki kenarlar bizim için daha mı iyi olur? Hop. Tahmin etmiştim.
Sanki şu kenarlar biraz daha rahat olacak gibi. Yani boyumuzun üzerinde sanki burada. Şöyle. Aynen burada bıçak gelmiyor bize. Bu güzel. Hop. Güzel, ortadan gitmektense kenarı geçmek daha iyi. Geliyor mu? Gel bakayım haydi. Bu tuzaklardan sonuncusu olduğunu umalım. İnşallah. Peki. Tabi kol var. Bura nereye gidiyor abi? Gizli bir oda. Bakalım. Abi kaseyi almak istememiştim ama onu hemen geri atalım. 3 tane kase almışız. Var mı atabileceğim bir şey? Van derisi. Ne? Ha, deri. Deri parçası. Okey. Gel abi. Gel. Neftun, ölüm lordu. Gel abi. İyi, yol bitti. Ha. Burada bir kol varmış. Gel ablacım, gel. Gel, sen de gel. Dur. Oo, çok güzel. Ortalık biraz şenlensin. Aha, tuzaklara tam denk geldi öyle mi? Tamam, şöyle yapalım hemen. Biram oraya yardıma desteğe gidelim. Öz. O benim biram oram. Sakin. 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 Sakin ol dedik. Tekel 80 oldu bu arada. Biliyorsunuz ki tekel kılıç kalkan üzerine gidiyoruz. Öz. Hop. Sana niye kaçıyorsun? Geri bir de. Geri gidiyor. Tamam geç. Kulakları tetiklemeyin arkadaşlar. Buralarda bir meftun daha vardı ama öldürmüşler. Madalyonu alırım. Şunu da alırım. Mirak learned that gave him reason to turn on his masters. Nesi gelin bakayım biraz. I wonder if we will find some answers to what happened so long ago. Bakalım. Ağzından. Yine mi ya? Başkalaşım 85 oldu bu arada. Hadi ya, yine mi lordlar? Ya her yerde de. Dur. Tamam. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Bu arada o tuzaklar beni öldürür. Tamam, başka var mı bu tarafta tuzak? Yok. Ne al? Remora'yı öldürmüş zaten. Burada bu kadar tuzak var mıydı ya? Dragon Ball DSC ile gelen şeyleri hiç hatırlamıyorum, görevleri. Uzun zamandır oynamamıştım zaten oyunu.
This may be worth exploring. Tamam. Burada bir şey var mı? İlla olacak yani. Güzel, çok zorlamadı bizi. Buradan aşağı iniyoruz. Aha. Dur abi. Seni yukarıya atayım, sen yukarıdakilerle ilgilen. Biram oraya desteğe gidelim. Yalnız ben tuşları karıştırıp duruyorum. Koşamıyorum neyse. Nereye bakıyorsun, nereye ateş ediyorsun sen de lan? Engelleme 42 oldu bu arada. Çok güzel abi. Hiç dengim değil. Mezar muhafızı çağır. Bunu zaten öğrenmişiz ama yine de satarız diye aldım. Pardon. Aşağıda bir şey var mıydı? Görüntüde bir şey yok. Orada bir şey yanıp sönüyordu. Oraya bir bakalım. Ondan sonra şuradan gideceğiz. Hop. Ne abi, kılıç mı? Fazilet kılıcı. Ha, elf kılıcı, tamam, pardon. Geç abi. Buralarda bir şey, şunların da bir şey var mı? Bunlarda da bir şey yok, gel abi. Gelin gelin, gelin. Biraz fazla oyalandık bu bölüm diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Sende ne var? Hiçbir şey. Sende ne var? Kocaman ruh cevheri alırız abi. Ufak ince onu da alırım abi. Ejder tuğleti. İlk parçası mıydı bu? Ejder tuğleti 3 parçaydı herhalde. Tabii nidaların hepsi 3 parça da. Güzel. Lordlar önemli. Bir önce şunu halledelim. Şu çabuk biter. Bitti bile. Güzel. Güzel abi. Tanklayın, tanklayın abi, tanklayın abi, tanklayın abi, çok güzel. Yeter la, yeter. Tabi ağırlık falan giymediğim için doğal olarak zayıfız. Daha doğrusu zırh veren doğru düzgün bir şey giymediğim için zayıfız. Bunun da sebebini zaten önceki bölümlerde anlatmıştım. Geç onu. Burada bir sandık var. North kalkanı, bunlar güzel geliyor da almayacağım. Siz yaşıyor musunuz? Yaşamıyorlarmış. Bu arada cenk baltası aldım sanırım. İstemeden. Aynen şunu geri at. Gorat'ın asası, biz bunu daha önce şeye bırakmamış mıydık ya? Asmamış mıydık? Önceki bölümde. Allah Allah. Şu anda da kask aldım yanlışlıkla. Dur, ben sana şu kaskı geri vereyim. Bir şey yok. Gel bakayım abi.
Kimse var mıdır? Dedem oraya gitti, pardon. Her zaman bir çık. Her zaman bir yol vardır. Bulacağız, dur. Bulacağız, bulacağız. Her zaman bir yol vardır. Bunları önce bir lootlayalım. Kemik tozlarını geç, tabağı da geç. Şurada bir şey var mı? Tabii ki. Burada bir şey var mı? Bir yeri açtım açtım da, ha şu karşıyı açtım, tamam. Gel abi. Tamam. Gelin bakayım abi. Ha, Dawnguard'da pardon, Dragonborn DLC'sinde şey var değil mi? Kitaplar vardı. Kitapların önemi vardı daha doğrusu. Önemliydi kitaplar ama hiç hatırlamıyorum. Nasıldı buralar? Hangi kitaplar önemliydi? Bu heykelleri daha önce görmedim. Heykeller her an canlanacakmış gibi duruyor. Haksız sayılmazsın. Aha. Bura açıldı. Sandık falan bir şey yok. Gelin bakayım, hadi gidelim. Ha, burada bitiyor yol. Buradan gideceğiz. Alırız abi onları da. Ben buraları sanki hiç oynamamışım gibi hissediyorum var ya. Ben gerçekten şu an sanki yabancı bir oyunda oynuyormuşum gibi. Böyle bir... Tamam. Görüntüde bir şey yok ama pek sevmedim. Böyle bir bakalım. Güzel asman yosunu var. Asman yosunlarını toplasak mı? Biraz uzun sürer ama. Merhaba yeğen. Aha. Kenara çekilin. Uzaklar var. Roda yok roda. Roda yok. Tamam, siz onu halledersiniz. Neftunu ben oyalıyorum. Yalnız böyle olmadı. Böyle olmadı. İki kişi olursa olmaz. Bu arada bende sıcaklık kolyesi takılı mı bilmiyorum. Bizim Mercurio nerede? Pardon. Mercurio? Mercurio. Sattın mı lan gene beni? Yoksa bir yerde öldürdük mü seni yanlışlıkla? Mercurio. Mercurio gitti. Gel abi. Gelir birazdan yanımıza diye tahmin ediyorum yani. Ama bundan bir şey çıkmadı. Diğeri nerede? Şurada.
Bende ne var? 250 altın alırız abi. Çelik plaka. Aslında yavaş yavaş ağırlık ve çiftlere geçebiliriz. Hızlı level alabilmek için. Çok ihtiyacımız var mı? Aslında yok. Hafif sırf yeteneği 12 artar. Olur. Onu da kullanabiliriz. Tamam, bu tarafta bir şey yok. Aynı yere gidiyor. Gel abi. Kara kitabı bulduk. Bu kitap bir acayip. İşte yine de aradığımız şey olabilir. Bakalım. Kara kitap, rüyaları uyandırmak eklendi. Zamanı geldi. Sen yüzde doğansın, hissedebiliyorum. Ama gene de. Demek al düğünü öldürdün. Tebrikler. Onu ben de öldürebilirim. Yeryüzüne geri geldiğinde. Ama başka bir yol seçtim. Ejderdoğan'ın kullanabileceği gerçek gücün ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Onu ben de yapacağım. Toastheim'ın benim olması an meselesi. Zaten insanların zihinleri benim kontrolümde. Yakında benim tapınağımı bitirecekler. Ve ben eve dönebileceğim. Onu geldiği yere geri gönderin. Tamam. Tamam. Yeter daha. Haydi. Bu kitabı okudum ve sonra aslında burada değilmişsin gibiydi. Seni görüyordum ama senin arkanda görüyordum. Emin değilim. Mirak'ı bir ejderhanın üzerinde gördüm. Öldürebilir miyiz? Bir şekilde bu kitabı okumak beni onun olduğu yere götürdü. Tamamlandı. Mirak'ın tapınağı. Okey. Gel abi. Burada alabileceğim başka bir şey yok değil mi? Tamam. Şu babasıyla da konuşalım. Ondan sonra diğer işlerimize bakalım. Tamam. We must tell Storm what we have seen. Hadi gidelim o zaman. Yakında mıyız? Ha, yakındaymışız. Tamam. Sen yolu göster. Ben peşinden geliyorum. Haydi. Yapacağız. Gel önce şu babam mıdır nedir onunla bir konuşalım. Gel. Kızın ne ettin lan? Desene kız. Seni bekliyorum.
Yalnız çocuğun keyfine bakar mısınız arkadaşlar? Hop. Father, I have returned. There is yet hope. Neva, what news do you bring? Is there a way to free our people? No, but I have brought someone who has seen things. He has confirmed that Mirak is indeed behind the suffering of our people. I fear that it will be soon. But how is that possible? After all this time? I fear there is too much you do not yet know. Please, tell Storm what has happened. Tamam. So you have seen things. Bir şeyler görüyorsun değil mi? Büyüm zayıflıyor. Köyümüzün etrafındaki bariyer de öyle. Zaman kısıtlı, bildiklerini söyle. Peki. İnsanların olanların arkasında Mirak var. Mirak'ı gördüm diyelim. Mirak'ın tapınağında bir kitap okudum ve başka bir yere gittim. Tapınakta çetin savaşlar olmuş, ejderler öfkeyle burayı yakıp yerle bir etmişler. They speak also of something worse than dragons buried within. Kötü bir şeyin gömül olduğunu söylüyorlar. Hayal etmesi güç ya da gerçek. Neyse, ben bunları hiç hatırlamıyorum ya. Ya oyunu çok oynadım önceki dönemlerde ama bu Mirak'ın görevlerini, daha doğrusu bu DLC'lerin görevlerini bir türlü hatırlayamıyorum ya. Ben şey olarak biliyorum, yapı olarak Mirak'la çarpışıyoruz, ediyoruz, tamam onlar aklımda ama görevin işte ilerleyiş şekli bir türlü aklıma gelmiyor. Ben de Ejder Duan'ım. Eski hikayeler onun da Ejder Duan olduğunu söyler. It may mean that you could save us, or it may mean that you could bring about our destruction. But our time, you must go. Halkımızı sömürgeden kurtar falan filan. Kudret sözcüğünü öğren. Nereden öğreniyorsun? Some dark influence wields. Kara büyü onları kontrol ediyor, benliklerini unutmalarını sağlayıp dualarına aykırı hareket ettiriyor. Tamam. Skull tekrar özgür olacak. The skull will be free once more. Mirak is behind what is happening to our village. You are dragonborn as well. You too can wield this power, perhaps. Tamam. Much of what was a priest in their then he turned against them, becoming something they feared. He was defeated. Ana görevi yani Dragonborn'un ana görevini sonraki bölüme devam ettirelim. Şimdi yeni bir şey keşfetme odaklı devam edeceğiz bu şu an. Bir görevimize bir bakalım önce de. Kudret sözcüğünü öğren. Nerede abi kudret sözcüğü? Yerini bana göster. Kolaydaysa hemen öğrenelim, yoksa gidelim. Nerede? Tabi burada. Buradan oraya gideriz. Bir tane ejderha mı öğreneceğiz? Tamam, bunu bir sonraki bölüme bırakalım. Şu tarafa bir gideceğiz ama şu kısımları falan. Şuradan oraya gideriz. Önceki bölümlerde burayı temizlemiştik hatırlarsanız. Buradan hatta bir de görev almıştık. Yani bir görevin parçasını buradan almıştık daha doğrusu. Bana görev bir iptal edeyim önce. Sonraki bölümde devam ederiz. Şimdi gitmemiz gereken yer aslında, bunları bir alalım. Tam karşımızdaki yer şurası. Yani haritada tam şu bölgedeyiz. Burada bir ceset var. Cesedin üzerinden şu notu bir okuyalım önce. Satıcının günlüğü varmış. Başladı. Ne bu? Çiğ... Ne ya? Okuyamadım tam. Yani şu göreve bakalım. Neymiş bu abi? Çiğneyebileceğinden fazlası isminde bir görevimiz aktif oldu. Satıcının günlüğünü hemen bir okuyalım. Ne diyormuş bakalım. Şöyle bir bakayım, bayağı uzun. Okuruz ya, sıkıntı olmaz. Ye. Mavi ufaklıklarla adanın kuzeyinde bir sene önce tanıştım. Mızraklarını bana saplamamaları için birkaç şey takas etmeyi önerdim.
Onlara en iyi mallarımı gösterdim. Safir, gümüş, çamdan ve tundra pamuğundan yapılmış bir halı. Ama hiçbirini istemediler. Daha çok kemerimi beğenmişlerdi. Ben de onu kabile reisi beni kazanda kaynatmasın diye hediye etti. Meğerse kaynatmak istediği şey ben değil, kemerimmiş. Açlıktan ölmek üzere olan askerlerin deri yediğini duymuştum. Bu da ona benziyor gibiydi. İşte bakın ki zıpırlar pişirdikleri deriyi afiyetle yemeye başladılar. Hatta liderleri hizmelerimin deri olduğunu görünce onları da kazana atmamı istedi. Ufak canavara tüm zırhımın çıban derisinden üretildiğini anlatmaya çalıştım. Nortların inek derisinden yapılma zırhına benzemez bu. Sanırım yanlış bir anlaşılma oldu ve zırhımı kutsal emanet zannedip üzerine şekiller çizmeye başladılar. Zırhı kulübelerine geri götürürken onlara bunun özel bir şey olmadığını söyleyip çıban derisi üretim çizimlerini gösterdim. Ama liderleri bunu tarif kitabı zannedip aldı. Üstüne üstlük ona çıban derisi satmamı istiyor. Böylece tüm kabile ziyafet çekebilecekmiş. Bu ahmakların birbirini öldürmesini önlemek için anakaradan deri getirip biraz dağ çiçeği biraz da kömürle mora boyuyorum. Tabii hiç geri dönmeyip gebermelerini de sağlayabilirim ama ellerinde çok kıymetli mallar var ve farkında değiller. Şimdi adadaki aygırları azıcık susturabilirsem mükemmel bir dükkan açabileceğim yerim hazır. Böyle bir günlüğümüz var. Senin üstünde ne vardı abi? Kara elf zırhı. Aslında bu da yeni bir zırh. Tamam, biz bunu alalım. Ayakkabıyı da alalım. Kömür ve mor dağ çiçeği demişti değil mi? Bunları da alalım, belki lazım olur. Şurada bir deri şeridimiz var. Burada başka bir... Pardon. Pardon abicim, seninle işim yok. Akulya bu tarafa gel abi. Akulya gel abicim, gel. Rahatsız etmeyelim onu, gel. Ya rahatsız etmeyelim dedim ya. Ya gel gel gel. Gel gel, şimdi öldürmeyelim garipler değil mi? Gel abi gel. Öldürmek istemiyorum. Şimdi göreve bir bakalım. Rickling kabile lideriyle buluşacağız. Tamam. O nerede abi? Burada. Önceki bölümde aslında gittiğimiz yer. Gel abi. Önceki bölümlerde buraya bir gelmiştik. Kabile lideriyle bir görüşelim bakalım. Buraya nereden çıkacağız abi? Şuradan mı? Çıkamıyorum. Hop. Hop. İşte kabile lideri. Anlaşılan deriye ihtiyacınız var. Belki bulmanıza yardım edebilirim. Deri ister misin? Pardon, anlayamam. Anlayamadım. Tekrar eder misin? Av partisi ne bir şey çizimleri mi ekledi? Ha, şunu ekledi. Rickling av partisi çizimi. Neymiş abi bu? Pardon. İyi. Ha, pardon. Tamamlandı. Rickling çizim. Tamam. Av partisine çıbanı öldürmeleri için yardım et veya çıbanı Rickling av partisinden kurtar. Deri tezgahında sahte çıban derisi üret. Abi yardım edelim. Sonucunu görmek istiyorum. Çünkü burada da deri var. Tamam. Nerede öldüreceğiz abi? Nereye gideceğiz? Oo, ta buraya mı gideceğiz? Gel abi, şuradan oraya gideriz.
Buradan gidiş yok. Markulio. Böyle abi, şu taraftan gideceğiz. Burayı da bir açalım. Hazır yakındayken. Okey. Yani çok öldürme taraftarı değilim ama görev icabı kusura bakma abicim. Öldürmem lazım. Çok özür diliyorum ama görev icabı mecburen yapmak zorundayım. Bir parça çıban derisi bul. Eltesini aldık. Bunları geç. Çıban derisini bulalım. Nereden bulacağız abi? Çıban derisini buldum. Gerçek çıban derisi. Okey. Kabile liderine geri dönerim. Okey. Siz konuşmuyor musunuz? Peki. Kabile liderine geri dönelim. Yine şuradan oraya yüzerek mi gideceğiz? Keşke buraya da bir kamp gibi bir şey yapsalarmış ışınlanmak için. Al. Gel abi. Şuraya gideceğiz. Bakayım. Çıban deriniz, bir dakika. Çıban derisini yersen ölürsün. Tarif kitabını bana vermelisin. Yoppa. Ben senden çıban derisini, bu tarif kitabını nasıl alacağım? Tamam. Al. Sandık anahtarı eklendi. Okey. Şu mu? Ha. Oo. Tamam. Tamam. Sandıklaymış zaten. Tamam. 38 anahtarı aldık. Yeni bir zırh setimiz var arkadaşlar. Güzel. Kadehi almaya gerek yok. Şunları bir alalım. Bunu alalım. Tamamlandı. Çiğneyebileceğinden fazlası. Okey. Şunları da alalım. Kadeh. Kadehe ihtiyacımız olur mu? Alalım bakalım. Kur'an dersi üretim rehberini oku. Bakalım. O görev devam ediyor ama yan görev sanki var gibi. Nerede abi kitap? Kitap neydi ya? Bir dakika. O değil. Çıban derisi üretim rehberini oku. Üretim rehberi olarak mı geçiyordu? Nasıl geçiyordu o? Ha, şu. Tamam. Çıban derisiyle üretiliyor. Çıban derisi zırhı üret. Böyle bir bakalım kitaba. Çok uzun değilmiş. Hemen bir bakalım. Kadifemsi yumuşak yapıya sahip olmasına rağmen çıban derisine dokunmak zehirletici etkiye sahip. Giyildiğinde bile cildinizde ölen ama canlı gibi olan dokunaşların gıdıklamalarını hissedebilirsiniz. Lakin uygun biçimde üretildiğinde bu zehir etkisi ortadan kalkıyor. Bazıları katı bir kaynatmayı tercih ederken deriyi düşük sıcaklıktaki bir ocakta kürlemek ne demek tam anlamadım. Yani ne demek istediğini anlamadım. Ocakta kürlemek, zehri aşırı etkinleştirmeden deriyi sertleştirebilir. Düşük sıcaklıktaki bir ocakta kürlemek. Tamam. Ek olarak deriyi bir rafta tabaklamak dayanıklılığın korunmasına yardımcı olabilir ve zırhınıza renk katabilir.
Elbette ki çıban derisi üretmek çok zor gelirse ıssız kente gitmek hazır set bulmanıza yardımcı olabilir. Az Kale kitabını okuyan herkes Kaskabel halı bilir. Kaskabel halı bilir. Kale hala ayakta olmasa bile kimilerine göre savaştan sonra sandık dolusu çıban derisi Hrakstad Kalesi'ne gönderilmiş. Hazır oraya uğramışken zırhı da alıp nasıl üretileceğini de öğrenebilirsin. Böyle bir de kitap bulduk. Tamam. Şimdi oraya gideceğiz mi? Rakstad Kalesi'nde çıban. Çıban deri zırhı üret veya opsiyonel çıban. Tamam, bir üretmeyi deneyelim abi. Peki nerede üreteceğiz bunu? Deri tezgahında mı? Şeyde mi? Demirci ocağında mı? Don't get too far ahead. Olur. Şu deriyi bir alalım. Şimdi sıkıntı şu ki o zaman şeye gideceğiz. Bir saniye, ıssız kent demişti değil mi? Issız kent dediğine göre Skyrim'e geri döneceğiz. Tekrar şu kitaba bakmak istiyorum bir saniye. Aynen, ıssız kente git. Gitmek hazır set bulmaya yardımcı olur. Dur abi, ıssız kente doğru bir gidelim. Ha, ıssız kentte değil. Issız kentte değil, şeyde. Oraya nereden gideriz? Şuradan gitmek daha mantıklı. Düz yol. Gel abi. Ne var abi? Ha, iskelet miymiş? Gel. Bizim gideceğimiz nokta şu tarafta abi. Bu kaleyle ilgili bir şey var mı acaba? İçeri nasıl? Yani haydut falan var mı acaba? Tabii ki var. Şu dışarıdaki arkadaşı önce bir halledelim. Burada. Güzel. Devam edin abi. Siz devam edin. Ben şunları lootlayayım. Burada muhtemelen hazır bir zırh setimiz var. Yalnız envanterimiz dolmak üzere. Olmazsa Mercurio'ya vereceğiz. Mercurio'da şu an envanteri boş olması lazım. Kim var? Hadi oradan. Hadi oradan. Oo. Öldürünüz. Neredesin? Öldün mü lan? 125 altın. Güzel abi. Yakut. Dediniz mi? Geliyor musunuz? Şunu al. Şunu al. Şunu al. Külçe altın alalım abi. Lazım olabilir. Gelmişken şurada şeye bakalım. Üretebiliyor muyuz biz normalde burada?
Deri ile ilgili şu an onları üretemiyoruz anladığım kadarıyla. Ya da çıban olarak mı geçiyor acaba? Onlara bir bakalım. Aa, çıban deriz, tamam. Aktif oldu bunlar da. Çıban derisi miğferi, güzel. Bunları şu an aktif ettik. Ne istiyor abi? Çıban derisi istiyor. İki tane tabaklanmış çıban derisi. Tamam, en azından şu an şeyde aktif. Demircilik yeteneğimizle aktif ettik. Yani buradan üretebiliyoruz şu an bunları. Malzemeyi topladığımızda yapabiliriz. Gel abi şurada. Bu ne boşmuş. Gel bakalım. Hop. Sakin. Hadi ya. Tamam lan. Tamam dur. Başım döndü dur. Biri daha geliyor. Selam ora. Yardır abi. Tamam. Panik yok. Bir daha mı var? Tamam siz halledin. Ha, hemen yakındaymış, buradaymış. Lan. Oh. Haydut lideri. Tamam. Gelmişken burayı temizleyelim bari. Şurada abi. Şunu da al. 100 altın, 100 altın. İyi geliyor valla. Tamam, ana görevimiz şurası. Kale muhafızı. Bunu okumuşuz. Karartılmış çıban derisi kol zırhı, çıban derisi kalkanı, çıban derisi miğferi, kaynatılmış miğfer olarak geçiyor. Güzel abi, şunların hepsini sen al. Güzel. Çıban derisi üret. Markurio gel bakayım abicim. Gel. Seninle de hiç tokuş yapmak istediğim bir şey var. Gel abi şöyle. Çıban derisi zırhını ve neyini verdim ben sana? İki şey verdim. Peki. Post eldiven değil ya. Yanlış oldu. Dur. Çıban derisi, kol zırhı, deri miğferi. Kol zırhı da şunu verelim bari. Şunu da verelim, elinde bulunsun. You lead, I'll follow. Arkadaşlar zırh setimizin bir tanesi böyle. Tabi kol zırhıyla sanki, yani şu bileklikle üstündeki zırh birbiriyle uyumsuz, farklı iki tane zırh seti var anladığım kadarıyla. Biz şu an bir tanesini bulduk. Diğerini de demircilikle üretebiliyoruz. Böyle bir şey. Diğeri bu şekilde kaynatılmış siyah tonda, öbürü de arkadaki gibi kahverengi tonda, farklı iki tane zırh seti var. Biz şu an ikisini de bulduk aslında ama arkadakini sanırım, kol zırhını bulamadık. Onu da gerekirse daha sonra demircilikte üretiriz. Gel abi. Bunları Mirkule'ye gidelim, oraya atalım. Bizim Mirkule neredeydi abi? Şurada. Ha? Ha? Gel abi. Ulan gene bu eve bir şeyler oluyor var ya. Gel abi, şimdi önceki bölümde şunu bulmuştuk. Daha doğrusu bir önceki bölümde bunu bulmuştuk. Şimdi şuradan devam edelim. Boyalı çıban. Bendeki boyalı çıban derisi seti diye geçiyor. Tamam. Kara elf zırhı da var ama kör eden çizme.
Yine kör edici hız sağlar. Hadi canım. Bir saniye. Tabii şu an giymiş olmadım. Bir saniye, ben ne yaptım, onu oraya mı vermiş oldum? Bir saniye, yanlış bir işlem yaptım az önce. Abi. Şunu al. Şunu al. Şöyle bir bakalım. Boyalı çıbanı geri verelim biz oraya. Ya abi, niye şey olmuyor? Ben oraya bıraktığım zaman bu onu giymiş olmuyor mu? Hah, giydi şu an, tamam. Şimdi diğer şeye bir bakalım. Hadi canım. Böyle de oyun oynanmaz yani. Kusura bakmayın da. Böyle kör edici değil, kör eden. Tamam. Şimdi bu bölüm böyle bir zırh seti bulduk. Markulio, sen neredesin? Sendekiler de beraber. Seninle de işte okuş yapmak istediğim bir şey var. Tamam, ver abi hepsini. Karartılmış çıban derisi olarak geçiyor sendekiler, şu ikisi hariç. Ve şunlar da kaynatılmış olarak geçiyor, öyle mi? Kaynatılmış. Gel abi. Şimdilik bunu bu şekilde yapalım. Bunun kendi eldivenini falan bulursak değiştiririz daha sonra. Gel abi. Karartılmış çıban derisi kol zırhı. Tamam abi, şimdilik bunu takalım. Çıban derisi miğferi. Çizmesi. Aslında o çizmeyi ben alırım ama neyse. Buna bunu verelim. Ondakini biz geri alalım. Dur. Senden şu kör edeni geri almak istiyorum abi. Tamam. Kalkan da vardı değil mi, bir tane? O kalkanı da geri verelim sana. Şu. Şunu da depoya atarız. Önemli değil. Başka da bir şey kalmadı gibi. Tamam. Bu bölümde iki tane farklı zırh seti bulduk. Aslında birbirinin aynısı. Biri biraz koyu siyah tonda, biri biraz açık tonda. Biri ağır zırh mı geçiyordu? Şu ağır zırhtı herhalde. Yok, hafif zırh geçiyor ve tılsımsız. Bu da hafif zırh. Aynen, bu da hafif zırh ve tılsımsız arkadaşlar. Bunların hepsi. Bir tane de kör eden bir tane şey bulduk. Ayakkabı çizme bulduk. Harbiden kör ediyor. Kör edici bir hız veriyormuş insana ama harbiden kör oluyoruz yani. Bu bölümde iki tane farklı zırh seti bulduk. Birbirini tamamlayan, aslında birbirinin aynısı olan iki tane farklı zırh seti ama şekil olarak ve yapı olarak, renk olarak birbirine biraz farklılıkları var. Görevini yaparak aldık. 10. yıl DSC ile gelen bir item bunlar. Şu an şeyde de üretebiliyoruz. Nedir onları? Demircilikte de bunları artık üretebiliyoruz. Bazı malzemelerini toplamamız gerekiyor. Şu an malzeme işine hiç girmediğimiz için yapım işine girmeyeceğim. Daha sonraki bölümlerde duruma göre, yani şu görevlerimizi bitirelim. Zaten demirciliği 100 yapacağız ileriki bölümlerde. Ondan sonra neler aktif oluyorsa ona göre hareket ederiz, bakarız duruma. Bir yandan biliyorsunuz eğitim alıyoruz. Sırf hızlı level alabilmek için. Şu an tekel silah kalkan kullanıyoruz ki, yani kılıç kalkan kullanıyoruz ki biraz hızlı level alalım diye. Daha sonra çiftele de geçebiliriz. Duruma bakalım. İhtiyacımız olacak mı? Çok emin değilim. Zaten fazla bir görevimiz kalmadı. Yani 10. yıl DSC ile gelen silah zırhlar için fazla bir görevimiz kalmadı. Bundan sonraki süreç tabii sizin de takdirinize bağlı. Sizden gelecek yorumlara bağlı. Bundan sonraki süreç biraz daha şey olur. Oyunun kendi görevlerine odaklı ilerleyebiliriz. Sadece o sanırım Soulslime tarafında yapmadığımız bir görev var. Bir iki tane zırh seti veren. Onu da yaptık mı sanırım hepsini bitirmiş oluyoruz.
Artık sonraki bölümlerde yorumlarınıza göre hareket ederiz. Şimdi şu burada Hasedoki'nin asası vardı değil mi? Sen bunu al abi. Şuraya atalım. Bunların hepsi burada olsun. Tamam. Bir de Shigorath'ın asası vardı. Bir önceki bölümde almıştık. Bunu da buraya atalım. Bunları da zaten görev yaparak almıştık biliyorsunuz da. Bunu, şu ortadaki var mıydı yok muydu önceden bilmiyorum. Açıkçası hatırlamıyorum. Yine donduran Saltrim cenk baltası bu şekilde miydi? Yani cenk baltası vardı normalde ama bu şekilde miydi onu hatırlamıyorum. Tamam. Artık maceraya bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.